Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu Kürtçe dilinin seçmeli olması konusunda yaptığı konuşma şöyle, milliyetçilere yönelik. Selçuklu Devleti'nde çok geniş bir coğrafya üzerinde isteyen istediği dili konuştu. Osmanlı döneminde Fas'tan Tebriz'e kadar, Basra'dan Saraybosna'ya kadar herkes dilediği gibi yaşadı, dilediği gibi inandı, dilediği gibi konuştu. Biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Doğru. Milliyetçilik kabalık değil, tıpkı bu milletin medeniyeti gibi zerafettir, nezakettir dedi. Doğru, güzel bir şey yok. Yani bölünmeye yönelik uslup istemiyoruz. Resmen ben Kürtçe öğrenmek istiyorum. İftihar ederiz, konuş. Ne güzel, ben Kürtçe duymam. Zevk alırım, hoşuma gider. Resmi dil ne demek yani? Niye resmi dil olsun? Pratikte hiçbir şekilde kullanılacak, hiçbir mantığı olmayan, münasebetsiz bir teklif. Ulan hepiniz cahil cahil Türkçe konuşuyorsunuz. Ne alaka ya? Bütün konuşmanız Türkçe. Tabii. Türkiye'de yaşıyorsun. Bütün dünyaya biz Türkçe öğretiyoruz. Oturmuş onlar da bize Türkçe öğretmeye kalkıyor yani. Çerkezce. İşte diyorum mesela benim akrabalarım, mesela benim bir yönümde Çerkez. Çok güzel örf ananesi var da Çerkezlerin. Yemekleri güzel. Bundan hiçbiri kaybı olmasın. Hepsi güzel. Dili de kaybı olmasın, kıyafeti kaybı olmasın. Ama bana ayrı toprak ver. Beni böl. Beni parçaladığın ortaya çıktın mı? Bu ahmaklık olur. Klasik ahmaklık. Küçülmek ne demektir? Mahvolmak demektir. Evet. Parçalanmak ne demektir? Ölüme doğru gidiş demektir. Bütünlük, büyümek sağlık, sıhhat getirir. Küçülmeye başladın mı paramparça olursun. Ondan sonra Çerkez'de ayıracaksın. Allah vermesin. Abazalar, Şapsılar, Dağlılar, işte Nogaylar. Onlar işte Güney Nogayları, Kuzey Nogayları. Efendim, önü sonu gelmez. Paramparça olurlar Allah'a. Bu nefret ve egoistik politikalarında olur. Sevgide bütünlük vardır. Sevgide hep beraber olmak istersin. Egoistlikte küçülmek istersin. İşte benim şehrimden, benim mahallemden, benim ailemden, benim bilmem neyimden iyice küçülmek istersin. Egoistlik de vardır bu. Egoist olmadığında insan herkesi sever. Kendisi için olan herkes için olmasını ister. Sevgiyi dağıtır. Sevgiyi bölmez. Herkese sevgi duyar. Şefkat duyar.